Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da barınma ihtiyacının giderilmesi için hummalı bir çalışma var. Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ilçe belediyelerinin de katkılarıyla çalışma başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, Merkez Antakya ilçesi Güzel Burç Mahallesi'ndeki alanda konteyner kentin altyapısını hazırlıyor. E5 Karayolu Caddesi ile Hatay Çevre Yolu kesişimindeki alanda yaklaşık 125 iş makinesi ve 200 personel çalışıyor. İlk etapta yapılacak 487 konutlu konteyner kentin altyapısı tamamlanma aşamasında. Konteyner kurulumuna pazartesi günü itibariyle başlanması planlanıyor. Yapılacak ilave ile konteyner sayısının 1000'e çıkması hedefleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pazarcık merkezli ilk depremin hemen ardından kente ulaşıp arama kurtarma, sıcak yemek ve ekmek, su altyapısının onarımı, hem ekiplere hem Hataylılara içme suyu temini gibi çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konyalılar olarak kalplerinin deprem bölgesiyle attığını belirten Altay, yaraları sarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile ilçe belediyelerimiz hep birlikte Hatay'a konteyner kent kazandırmak için çalışmalara başladık. İhtiyaç olan tüm iş makinelerini Konya'dan getirdik. En kısa zamanda Hataylı vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını çözme gayretindeyiz. İlk etap 487 konteynerden oluşacak. Hedefimiz Konya olarak Hatay'a 1000 konteynerden oluşan bir yaşam alanı oluşturmak. Yaraların sarılması için Konya olarak hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin, dedi.